Alarko Gayrimenkul grafiğinde belirlediğimiz şablonda 43-75 bölgesindeki kesin stop bölgemizin altına geçerek derinleşme bölgesi olan 39-20 bölgesine kadar bir geri çekilme, güç kazanma durumu oluşturdu ve o bölgede tutunmaya çalışıyor. Şayet tutunmayı devam ettirerek yukarı tepkisi hareketleri gerçekleştirip öncelikle şablon bölgesinin üst noktasındaki direnç olan 42-54 bölgesinin üzerine geçiş yapması ve kapanışları sağlaması gerekiyor. Bunu sağlayamadığı sürece özellikle bir önceki kesin stop noktamız olan 43-75 üzerine çıkışlar olmadığı sürece aşağıya derinleşen düzeltmenin devam etme ihtimali sürerek bir sonraki yarı yarıya stop noktası 38-25 ve kesin stop noktası da 35-95 olarak takip ediyoruz. Bu bölgelerin altına devam eden bir süreçte daha alt bölgelere doğru düzeltmenin, geri çekilmenin devam etme ihtimali artabilir. O yüzden şayet 43-75 bölgesinde stop yapılmadıysa 35-95 bölgesindeki ikinci stop bölgesinin altına geçişlerde mutlaka stop durumunu değerlendirelim ve alt bölgelerden lot çoğaltma işlemleri oluşturulup yukarıdaki maliyetler geri çekilme durumu gerçekleştirme ihtimalimiz oluşabilir. O yüzden 35-95 bölgesinin altına geçişlerde mutlaka stop durumunu değerlendirelim. 42-50 üzerine çıkan hacimli yükselişler gerçekleşirse şablon bölgesinin üst noktasındaki direnç noktasına kadar bu tepkisel hareketi devam ettirebilir. 46-95 bölgesi, 46-95 bölgesinin üzerine çıkışlardan sonra da yukarı yükselişlerin devam etme ihtimalini artırarak bir önceki yapmış olduğu zirve bölgesi olan 52-35 bölgesine kadar bu tepkisel yükselişi devam ettirebilir. Yapmış olduğu zirve bölgesinin üzerine geçişleri sağlayabilirse daha üst bölge hedeflere devam eden bir yükseliş ihtimali oluşabilir. Emlak konutta geri çekilme ve güç kazanma durumu derinleşme bölgesinin altında devam ederek belirlediğimiz ikinci yarı yarıya stop bölgesi olan 6.65 bölgesine kadar gerçekleşmiş. Şayet o bölgenin altına geçişlerde oluşursa 6.15 bölgesinde ikinci kesin stop noktamız var. Çünkü o bölgenin altına geçen durumda da en alt bölgedeki dip noktaya kadar devam eden bir geri çekilme, güç kazanma durumu oluşabilir. Şu anda bu bölgede tutunma hareketlerini sürdürüyor fakat yukarı tepkisel hareketleri gerçekleştirip öncelikle 7.35 direnci, daha sonra da bir önceki kesin stop noktamız olan 7.95 bölgesi en önemli direnç durumlarını oluşturmuş oldu. O bölgelerin üzerine çıkışları sağlayamadığı sürece ve şablon bölgesinin üst noktası olan 8.40 bölgesinin üzerine çıkışlar olmadığı sürece yukarı yükselişlerin devam etme ihtimali oluşmadan bu ara bölgede güç kazanma durumunu devam ettirme ihtimalini sürdüreceği bir şablon durumuna dönüşmüş oldu. Bu bölgede tutunma hareketlerini sürdürebilirse yukarı tepkisi hareketleri gerçekleşebilir. 6-15 bölgesinin altına geçişlerden sonra da mutlaka stop durumunu değerlendirmemiz gerekiyor. Halk Gayrimenkul kesin stop bölgemiz olan 4.65 bölgesinin altına geçtikten sonra derinleşme ihtimalinin olduğu 4.40 bölgesine kadar bir geri çekilme, güç kazanma durumu oluşturdu. O bölgenin altına devam ederse 4.20 bölgesini tekrar yarı yarıya stop bölgesi ve 4 bölgesini de ikinci kesin stop bölgesi olarak kullanmamız gerekiyor. Çünkü bu bölgelerin altına geçtikten sonra daha alt bölgelere ve derinleşen durumun sürme ihtimali çoğalacaktır. Bu durumda yukarı tepkisel hareketleri gerçekleştirip öncelikle 4.65 bölgesindeki kesin stop noktamız ve şablon bölgesinin üst noktası olan 4.95 bölgesine kadar tepkisel hareketler oluşturabilir. 4.95 bölgesi üzerine çıkış sağlayıp kalıcı kapanışlar gerçekleşirse yukarı yükselişlerin devam etme ihtimalini artıran bir şablon durumuna dönüşüp yapmış olduğu zirve bölgesi olan 6 bölgesine kadar yükselişleri devam ettirir. 6 bölgesi üzerine çıkışlardan sonra da daha üst bölge konusundaki hedeflere yönelme ihtimalini gerçekleştirebilir. Burada en önemli durum artık bu bölgedeki ikinci kesin stop noktamız olan 4 bölgesinin altına geçişlerin olup olmayacağı olacak. Şayet bu bölgenin altına geçişler olmadan yukarı tepkisi hareketleri başlatıp 4.95 bölgesini test edip üzerine geçiş ihtimalleri oluşursa yukarı yükselişlerin ilk sinyalleri olarak gerçekleşebilir. 4.95 bölgesini test edemediği sürece de bu ara bölgede güç kazanma durumunu devam ettirebilir. Işıklar Holding'de grafik durumunu oluşturduğumuz derinleşme bölgesi olan 3.75 bölgesine kadar bir geri çekilme güç kazanma durumu oluşturup o bölgenin altına geçmeden tekrar bir tepkisel hareket oluşturup yukarı gerçekleştirmiş olduğu bu tepkisel hareketle beraber de en önemli direnç noktasına kadar bu tepkisel hareketi devam ettirdiğini görüyoruz. 5.10 bölgesi. Fakat 5.10 bölgesini geçemeyip tekrar geri çekilme durumu oluşturmuş. Bu durumda tekrar devam eden bir süreç gerçekleşirse 4 bölgesinin yarı yarıya stop noktası, 4.20 bölgesini de kesin stop noktası olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Bu bölgenin altına geçişlerden sonra 3.75 bölgesindeki derinleşme ihtimalinin olduğu test ettiği bölgenin altına geçişlerde mutlaka kesin stop olarak değerlendirmemiz gerekir. Çünkü daha alt bölgelere doğru geri çekilme ihtimalleri artabilir. O yüzden bu bölgelerdeki destek noktalarını takip edip alt bölgelere devam eden süreçte karşılaşırsa da mutlaka stop durumu bunu gerçekleştirelim. Yukarı tepkisi hareketleri devam ettirerek yapmış olduğu 5.10 zirvesi geçiş sağlarsa bu bölgedeki en yüksek zirve bölgesi olan 5.60 bölgesini test edip daha yukarıdaki hedeflere yönelme ihtimali de gerçekleşebilir. İhlas Gayrimenkul'de yapmış olduğu 1.80 zirvesinden sonra geri çekilme durumlarını gerçekleştirip 1.40 bölgesindeki kesin stop bölgemizin altına geçiş yaparak 1.30 bölgesindeki en önemli destek noktasını test ettiğini ve o bölgelerde de tutum hareketlerini sürdürdüğünü görüyoruz. O bölgenin altına geçişlerden sonra derinleşme ihtimalinin çoğalacağından dolayı 1.40 bölgesinde stop yapılmadıysa 1.20 bölgesini yarı yarıya stop noktası ve 1.15 bölgesini de ikinci kesin stop bölge olarak takip edelim. O bölgenin altına geçişler meydana gelirse mutlaka stop durumunu değerlendirelim. Şayet 1.30 bölgesindeki tutunma hareketlerini devam ettirerek öncelikle şu bölgedeki kısa direnç bölgesi olan 1.35 üzerine çıkış sağlarsa şablon bölgesinin içerisine giriş sağlayarak daha üst bölgedeki direnç noktasına kadar 1.55'e kadar bu tepkisel hareketi devam ettirebilir. 1.55 bölgesi üzerine geçiş sağlayıp kalıcı kapanışlar gerçekleşirse yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağlayacağından dolayı yukarı yükselişlerin devam etme ihtimalini arttıracağı en önemli direnç noktası 1.65'e kadar bu yükselişleri sürdürebilir. 1.65 üzerine geçişlerden sonra da yukarı yükselişleri devam ettirerek yapmış olduğu kısa zirve olan 1.80'i geçip daha üst bölge hedefleri gerçekleştirme ihtimali oluşabilir. Kiler gayrimenkul grafiğinde 4.50 hedefini gerçekleştirdikten sonra geri çekilme güç kazanma durumu oluşturdu ve 3.50 bölgesindeki yarı yarıya stop bölgemizin altına geçiş oluşturduktan sonra ara destek bölgesinde tutunmayı sağlayarak yani 3.25 bölgesindeki destek noktasında tutunmayı sağlayarak yukarı tepkisel hareketleri gerçekleştirmeye çalışıyor. Öncelikle yarı yarıya stop bölgesi olan 3.50 bölgesi üzerinde yapacağı kalıcı kapanışlar oluşursa şablon bölgesinin ara direnç noktası olan 3.80 bölgesini test edebilir. 3.80 üzerine geçiş sağlayıp kalıcı kapanışlar oluştuktan sonra tekrar yukarı yükselişleri devam ettirme ihtimali ve yapmış olduğu zirve bölgesi olan 4.50'yi test edip 5 ve daha üst hedeflere gitme ihtimalini gerçekleştirecek bir şablon durumu oluşabilir. Önemli olan 3.10 bölgesindeki kesin stop bölgesinin altına geçişler olmasın. O bölgenin altına geçişler devam ederse kanal bölgesinin destek noktasına kadar geri çekime güç kazanma durumu devam edeceğinden dolayı 3.10 bölgesinin altına geçişlerde mutlaka kesin stop durumunu değerlendirmemiz gerekiyor. Bakır gayrimenkul grafiğinde şablon durumunda iki el hedefini gerçekleştirdikten sonra 2.05 bölgesindeki yarı yarıya stop noktasına kadar bir geri çekilme güç kazanma durumu oluşturdu ve o bölgede de tutunma hareketlerini sürdürüyor. Altına geçişler meydana gelirse 1.90 bölgesinde kesin stop noktamız var. O bölgenin altına geçişlerden sonra da daha derinleşen bir geri çekilme güç kazanma durumu oluşturacağından dolayı 1.90 bölgesini kesin stop noktası olarak takip etmeye devam ediyoruz. Bu bölgenin altına geçişler olmadığı sürece yukarı tekrar tepkisel hareketleri başlatma ihtimali ve şu bölgedeki ara direnç noktası olan 2.25 bölgesi üzerine geçiş sağlaması gerekiyor. Şayet bunu sağlarsa şablon bölgesinin üst noktasındaki direnç olan 2.40 bölgesine kadar bu tepkisel hareketleri devam ettirebilir. 2.40 bölgesi üzerine geçiş sağlayıp kalıcı kapanışlar oluşturursa yükseliş kanal bölgesinin ikinci bölgesine geçiş sağladığı için yukarı yükselişlerin devam etme ihtimalini arttırarak bu bölgede yapmış olduğu kısa zirve olan 2.60'ı geçip 3 ve 3.25 hedeflerini gerçekleştirme ihtimalini oluşturacak şablon durumunun devam ettiğini görüyoruz. 1.90 altına geçişler olmadığı sürece.